Kanalımıza hoş geldiniz. Öncelikle yeni çıkan şarkılar ve albümlerle ilgili yorumlarımızın yer almış olduğu videolarımıza göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür edelim. Gerçekten de bu video içeriklerimiz sizlerin fazlasıyla beğenisini kazandı ve en çok yorum alan video içeriklerimiz oldular. Dolayısıyla bu video içeriğimizi de izledikten sonra yorumlarınızı bekliyoruz. Ve gelelim bu içerikte sizlerle paylaşacağımız şarkılara. Bir parantez açalım. Artık günümüzde şarkıcılar albüm yerine single yapmayı tercih ediyorlar. Bu tercih bana kalırsa doğru bir tercih. Çünkü bir albüm yaptığınızda albümde yer alan 10 şarkının da gerçekten o albümü taşıyabilen iyi şarkılar olabilmesi gerekiyor. Ama günümüzde iyi şarkılardan oluşan bir repertuar albümü yapabilmek hiç de kolay değil. Çünkü iyi şarkı yakalamak son derece zor. Bu nedenle sanatçılar daha çok single yapmayı tercih ediyorlar ve bu bana göre de son derece doğru bir tercih. Düzenli aralıklarla single'larınızla dijital dünyada var olursanız güncelliğinizi de korursunuz. Ama bu arada söz konusu single'larında gerçekten iyi şarkı olması gerekiyor. İşte biz de bu videoda şarkıları nasıl değerlendiriyoruz diye sorarsanız sanatçı sadece bir şarkıyla kendini ifade ederken acaba o şarkı tercihinde ne kadar doğru bir tercih yapmış ve bu şarkı ne kadar başarılı bir şarkı olarak sanatçının kariyerinde bir yer edinebilir yorumundan yola çıkıyoruz. Buradan yola çıkınca karşımıza çıkan ilk şarkı Murat Dalkılıç'ın Son Liman isimli şarkısı oluyor. Murat bu şarkıyı 25 Ocak 2019 tarihinde video klibiyle birlikte yayına verdi dijital platformda. Şarkıyla ilgili şunu söyleyebilirim. Sözü ve müziği yeni kuşak söz yazarı, besteci ve aranjörlerden biri olan Ara Akan'a ait. Ara Akan bu şarkının aranjörlüğünü Öğünç Başaray ile birlikte yapmış ve şarkının video klip yönetmenine gelince de karşımıza çıkan isim Cem Talo. Evet, bu şarkıyla ilgili olarak düşüncemiz ne? Şunu belirtmek isterim ki Ara Akan henüz yeni kuşak bir şarkı sözü ve yazarı olarak kendini tabii ki zaman içerisinde geliştirecek. Dolayısıyla bu şarkının Murat Dalkılıç kariyerine baktığımız zaman olmazsa olmaz hiçbir tarafı yok. Şarkıya baktığımızda şarkıya katkı sağlayan en önemli unsur söz, müzik, aranje değil. Şarkıya en önemli katkıyı sağlayan unsur Murat Dalkılıç'ın vokali. Yani Murat Dalkılıç aslında sahne performansından kaynaklanan rahat şarkı söyleme tekniğini bu şarkıya da fazlasıyla yansıtmış ve tipik bir Murat Dalkılıç şarkısı olarak karşımıza çıkmış. Ama kariyerine baktığımız zaman Murat Dalkılıç kariyerinin çok değerli ve önemli bir şarkısı olmayacağını söyleyebilirim. Bir albüm yapsanız bu şarkı albümün sıralamasında nerede, nasıl bir yere sahip olur diye sorarsanız ne A1 şarkı olur ne A2 şarkı olur. Olsa olsa 5. 6. sırada yer alabilecek bir şarkı olarak bir albümde karşımıza çıkar. Dolayısıyla Murat Dalkılıç ve tüm şarkılar için bence önemli olan şey şu. Single çalışmalarda daha iddialı, daha güçlü şarkı yakalayabilmek son derece önemli ve gerekli. Gelelim şarkının video klibine. Video klip yönetmeni Cem Talo. Cem Talo aslında bir video klip yönetmeni değil. Sertab Erener ve bazı sanatçılarla video klip çalışmaları yaptı ama onun önceliği bir fotoğraf sanatçısı olması. İyi bir fotoğraf sanatçısı. Ama şunu da söylemek istiyorum. Fotoğraf sanatçıların gözünün iyi olmasından dolayı iyi video klipler çekebilirler. Murat Dalkılıç tıpkı bu video klipte olduğu gibi başka şarkılarının video klip çalışmalarında da yurt dışına gittiğinde video çekmiş ve tabii ki o videoyla şarkısını force etmişti. Buna alıştık. Bu bir Murat Dalkılıç özelliği dersem hiç de yanlış olmaz. Dolayısıyla şarkının videosu daha önceden tanıklık ettiğimiz Murat Dalkılıç'ın sevmiş olduğu resimlerden oluşan bir sokak video klibi. Deniz bu elbet dalgalanır durulur senle yol almak. Yeni çıkan şarkılarda şimdi de bir kadın vokalin yeni şarkısını değerlendirelim. Şarkı 1 Şubat 2019 tarihinde Doğan Müzik etiketiyle yayınlandı. Şarkının adı Kandırmışlar Aşk diye. Solisti Gülden Mutlu. Gülden Mutlu öncelikle bir söz yazarı ve besteciyken daha sonrasında bir kadın vokali olarak kendini ifade etmeye başladı. Aslında bu yani söz yazarı ve besteci olmak ve beraberinde kendi şarkılarını yorumlamak son derece önemli bir avantaj. Gülden Mutlu da bu avantajını fazlasıyla değerlendirmeye devam ediyor. Şarkının sözü ve müziği Gülden Mutlu'ya aitken şarkının aranjesini Osman Çetin yapmış. Video klip yönetmenine gelince imza olarak video klipte iki isim karşımıza çıkıyor. Bunlardan biri İdil Dizdar, diğeri ise Sait Dağdeviren. Şarkının sözüne ve müziğine söyleyeceğim hiçbir şey yok. Gülden Mutlu'nun kalemini beğeniyorum. Diğer taraftan şarkıda vokal olarak da şarkının hakkını veren bir kadın vokal görüyorum. Gelelim şarkının aranjesine. Aranjör Osman Çetin bu şarkının sağlığını
sound'unda yerinde ve dozunda bir dijital sound'u tercih ederken aynı zamanda kullandığı nefeslerle şarkıya bir zenginlik de katmayı bilmiş. Dolayısıyla şarkı müzikalite olarak beğendiğim bir şarkı diyebilirim. Gelelim şarkının video klibine. Her zaman söylerim, bir video klipte iki yönetmen ne yapar? Altı üstü video klip ve bu video klipte de iki yönetmen ismi karşımıza çıkıyor. Bunu anlayabilmiş değilim. Hani iki isim bir araya gelince ne yapar? Hani yeni bir dünya mı kurar? Hadi kursun diyelim ama bu videoda öyle bir dünya yok. Altı üstü bir video klipte iki video klip yönetmeni ismi karşıma çıkınca tabii ki beklentilerim de tavan yapıyor. Ama bu video klibe baktığımızda ben tavan beklentilerime yanıt bulabildim mi? Hayır. Gülden Mutlu'nun yeni şarkısının video klibinde dikkat çeken unsurlardan biri de hiç kuşku yok ki giymiş olduğu kostümler olsa gerek. Ve geliyoruz bir başka Gülden Mutlu şarkısına. Ancak bu şarkıyı Gülden Mutlu yorumlamıyor. Yorumcusu bir başka kadın vokal, Nilgül. Ve şarkının adı Mektup. 18 Şubat 2019 tarihinde yayınlanan bu şarkının aranjesini Hüseyin Cevişçi yapmış, yönetmense İmre Haydaroğlu. Bu şarkıda en çok dikkatini çeken ne diye sorarsanız cevabım aranje olacak. Neden? Gelince şarkının aranjesi inanılmaz yorucu. Hüseyin Cevişçi o kadar yorucu bir aranje yapmış ki şarkı adeta nefes almıyor. Dolayısıyla hani bir şarkıyı başa sarıp tekrar dinleyeyim demek bu şarkı için asla mümkün değil. Diğer taraftan şunu da söyleyebilirim. Adı Mektup olan bir şarkının günümüz dünyasında ne kadar geçer akçe olabileceğini bir de siz değerlendirin lütfen. Nilgül'e gelince, Nilgül'ün müzikal devamlılığı yok. Bir şarkıcının yıl içerisinde sadece bir single'la kitlelerinin karşısına çıkması bir müzikal devamlılık değil. Senede bir single hiçbir işe yaramaz. Bir şarkıcının müzikal devamlılık sağlayabilmesi için yılda 2 ila 3 adet single çalışmasıyla ben buradayım demesi lazım ama bu Nilgül için geçerli değil. Dolayısıyla da yapılan çalışmaların devamlılığı olmayınca inandırıcılığı da olmuyor. Gelelim video klibe. Şarkıcı şarkı ve aranje ne kadar güçlüyse video klip yönetmeni de video klibini o kadar güçlü yapmak ister. Yani o markanın altında ezilmek istemez. Ama İmre Haydaroğlu'nun çekmiş olduğu video klibe baktığımız zaman bir video zenginliğinden söz edemeyiz. Mekansal zenginlikten uzak ve drone çekim planlarının ağırlıkta olduğu bir video klipte sadece bir Nilgül fotoğrafı karşımıza çıkıyor. Arada video klibin kurgusunda bazı geçişler var ki o geçişlerde neden sorusunu sormamıza sebep oluyor. Bu şarkının özetini yapmak gerekirse Nilgül'ün kariyerinde Mektup isimli şarkı bir bütün olarak bir güç teşkil etmeyecek. Unutma. Nilgül'ün ardından bir başka kadın vokalin yeni şarkısıyla yeni şarkıları değerlendirmeye devam ediyoruz. Takvim Yaprakları 23 Şubat 2019 tarihini gösterdiğinde Aşkın Olayım isimli şarkının videosu yayınlandı. Aslında bu şarkı yeni bir şarkı değil. Ben Bazen isimli albümde yer alan şarkılardan biri. Ama video klibi yeni yayına girince tabii ki Aşkın Olayım isimli simge şarkısını da sizlerle analiz etmek ve fikirlerimizi paylaşmamız gerekiyordu. Önce şunu söyleyelim. Simge benim yeni kuşakta en beğendiğim kadın vokallerden biri. Gerek ses rengiyle, gerekse şarkılara verdiği yorum ruhuyla gerçekten de başarılı bir kadın vokal diyebilirim onun için. Ama tabii ki onunla ilgili de ufak tefek eleştirilerimiz yok değil. Önce şarkının sözüne, müziğine ve aranjesine bakalım. Söz, müzik ve aranjede bir isim karşımıza çıkıyor. Onur. Çift R ile bitiyor. Neden böyle derseniz tabii ki bilmiyorum. Aranjörü tanımıyorum. Sanıyorum yeni kuşak aranjörlerden, müzisyenlerden biri olsa gerek. Bu şarkıda ne yapmış? Bu şarkıda gerçekten de dijital sound'u çok yerinde ve güzel kullanmış. Aslında Simge'nin şarkılarında ağırlıklı olarak aranje yapılarına baktığımız zaman bu olmazsa olmazlardan biri gibi geliyor bana ve Simge'nin şarkılarına ve vokaline de son derece yakışıyor. Yani Onur çifreli Onur için şunu söyleyelim. Başarılı, yerinde güzel bir aranje yapmış. Şarkı sözel yapısıyla, melodik yapısıyla tipik Simge şarkılarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Ben Bazen isimli albüm de zaten bütün olarak beğendiğim bir simge albümüydü. Ve gelelim video klibe. Video klipte Murat Joker var. Tecrübeli, bilinen, popüler bir video klip yönetmenim. Şimdi tabii ki bir video klibin beğenilip beğenilmemesi göreceli bir kavram. Kişiye göre değişir. Dolayısıyla ben burada video klipleri beğendim ya da beğenmedim diye yorumlamıyorum. Sadece şunu ifade etmeye çalışıyorum. Türkiye'de video klip yönetmenleri tüm dünyada olduğu gibi ağızlarıyla kuş tutmuyorlar. Sonuçta MTV'ye gidip de yılın en başarılı
başarılı video klip yönetmeni ödülünü alamayacaklar. Bunu biliyoruz çünkü makul, yani Türkiye ölçeğinde makul bütçelerle video klip çekmeye çalışıyorlar. Bu sanırım Simge'nin video klibi için de geçerli olsa gerek. Bir Simge söz konusu video klibin bütününde. Ağırlığını hissettirmiş Simge. Yani onun görselleri üzerine. Ancak bu görseller üzerinde o tonet sandalyede hani seksapel olmaya çalışan, göğüslerini koluyla siper ederek kapatmaya çalışan o koca şapkalı Simge fotoğrafını çok da gerekli bulmadığımı söylemek isterim. Simge'nin bu tür fotoğraflara ihtiyacı yok. İnanın Simge adına şunu söyleyebilirim. Seksapaliteyi önde tutan görsele Simge'nin asla ihtiyacı yok. Çünkü iyi, yerinde, dozunda, güzel şarkı taşıyan bir kadın vokal. Kadın vokallerin yeni şarkılarını geride bıraktık. Önümüze baktığımızda önümüzde bu videoda 3 erkek vokalin yeni şarkısı var. Onların ilki Çelik. Çelik 13 Şubat 2019 tarihinde İyi Günde Kötü Günde isimli şarkısını yayınladı. Yani sevgililer gününden tam bir gün önce. Ticari bir hareket. Yani sevgililere, aşıklara ait bir şarkıyla kitlelerinin karşısına çıkmaya çalıştı. Bu şarkının sözünü ve müziğine baktığımız zaman Çelik Erişçi'nin imzası çıkıyor. Aranjör ise Türkiye'nin marka aranjörlerinden biri olan İskender Paydaş. Yönetmen ise Gökhan Palas. Gelelim şarkıya. Bu şarkının sözlerine ve melodik yapısına baktığım zaman güçlü bir şarkı olmadığını söylemem gerekiyor. Özellikle şarkının nakarat bölümünün sözlerine baktığımızda ki şarkıların nakarat bölümü en vurucu, en etkin yerlerdir. Çok sıradan olduğunu görüyorum. Şarkının nakarat bölümünün sözlerine hemen göz atalım. Nakarat sözleri aynen şöyle. Yeter artık yeter, yetmez mi çektiğim? Beni dertten kurtar, delice sever misin? Şimdi bu şarkının sözlerine baktığımızda 90'lı yılların önemli değerlerinden biri olan Çelik gibi söz yazarı, besteci ve solistin daha iddialı, daha sağlam sözlerle kitlelerin karşısına geçmesi gerektiğini düşünüyorum. Şarkının sözü ve müziğinden aranjesine geldiğimizde aslında tabii ki şarkının aranjesi şarkının en önemli kurtarıcılarından biri olabiliyor. Şarkının aranjörü İskender Paydaş bu durumda ne kadar marka değeri olan bir aranjör olsa da şarkı sözel yapısı ve melodik yapısıyla iddia taşımayınca aranjör olarak da karşımıza finalde dinlemiş olduğumuz şarkıyı çıkartıyor. Gelelim şarkının video klibine. Yönetmen Gökhan Palas bu videoda bir performans videosu çekmeyi tercih etmiş. Ortada bir orkestra, çelik ve tabii ki fotoğraf kareleri var. Yani eski fotoğraf karelerinden oluşan bir anlatım söz konusu. Aslında videonun özeti şu diyebilirim. Düşük bütçeli bir video. Şimdi sizler bu videoyu izlerken Şafak Karaman'da hiçbir şeyi beğenmiyor, her şeyi eleştiriyor diyebilirsiniz. Ben tabii ki bu videolarda kendi kişisel fikirlerimi sizlerle paylaşıyorum. Bu fikirlerime katılanlar olabilir, katılmayanlar olabilir. Zaten video içeriklerimizi izledikten sonra yorumlarımızı paylaşan abonelerimize baktığımız zaman farklı düşüncelerini çok net bir şekilde ortaya koyanlar olduklarını görüyorum. Bu da beni fazlasıyla hoşnut kılıyor. Dolayısıyla sizler benim fikirlerim dışında alternatif düşünceleriniz varsa şarkılarla ve sanatçılarla ilgili lütfen yorumlarınızı paylaşın. Ve şunu da ifade etmem gerekir ki şarkıcılar her zaman iyi sözler duymak isterler. Yıllardır bu değişmedi. Ne yaparlarsa yapsınlar yaptıkları her şeyin övgüyle bahsedilen ürünler olmasını isterler. Ama gelin görün ki gerçek böyle değil. Dolayısıyla hani bir işin doğrusu varken doğruyu söylemek gerekiyor. Bu yeni şarkıda bir erkek vokalin şarkısı. Şubat ayında çıktı. 21 Şubat 2019 tarihinde yayınlandı video klibiyle birlikte. Şarkının adı Bardak Taşıyor, solisti Can Bonomo. Şarkının sözü ve müziği Can Bonomo şarkılarında olduğu gibi yine Can Bonomo'nun kendisine ait. Aranjeyi Nedim Saban yapmış. Yönetmen koltuğundaysa Onur Işık Salan oturuyor. Bu şarkının sözü, müziği, aranjesi ve video klibiyle ilgili olarak tek bir söz yeterli. Olmamış. Değil tabii ki. Olmuş. Gerçekten de harika olmuş. Can Bonomo güzel bir şarkı sözü yazmış, onu güzel bestelemiş. Nedim Saban o şarkıya yakışan bir aranje yapmış ve tabii ki ortaya bu şarkıya yakışan bir bütçe konulmuş ve bu bütçeyle şarkıya yakışan bir video klip çekilmiş. Yani her şey doğru. Engeller büyür, yine bu kervan yürür. O gider.
gider ben kalırım. Tabii ki bu güzellikler içerisinde John Bonomo'nun vokaline gelince, kendi şarkılarını kendi vokal üslubunda iyi taşıyan bir solist diyeceğim ben John Bonomo için. Hani Türkiye'de klasik anlamda şarkıcı kimliğine sahip olan bir vokalden söz etmiyorum. Kendi şarkılarını gerçekten de iyi taşıyan bir vokal John Bonomo. John Bonomo'nun ardından bu videoda değerlendireceğimiz son yeni şarkımız Yaz Bunu Bir Kenara. Şarkı 20 Şubat 2019 tarihinde video klibiyle birlikte yayınlandı. Solisti Mustafa Ceceli. Şarkının sözü ve müziği Erkan Ketenci'ye ait, aranjesini ise Mustafa Ceceli'nin kendisi yaptı. Yönetmen koltuğunda oturan isim ise Emrah Özbilen. Mustafa Ceceli'nin bu şarkısı aslında Mustafa Ceceli kariyeri için yeni bir şarkı olurken, şarkının aslına baktığımız zaman yeni bir şarkı değil. Şarkıyı ilk olarak birkaç yıl öncesinde bir kadın vokal yorumlamıştı. Aysel Yakupoğlu. Aysel Yakupoğlu bu şarkıyı Gün Gelir adıyla yorumlamıştı. Kalan Müzik etiketiyle şarkı piyasaya çıkmıştı ve sonrasında Sen Anlat Karadeniz isimli televizyon dizisinde soundtrack olarak kullanınca popüler olmuştu. Şarkı popüler olunca ardından şarkıyı ikinci kez yorumlayan isim Koray Avcı oldu. Koray Avcı son solo albümünde bu şarkıyı yorumlamayı tercih etti. Koray Avcı şarkıyı albümünde Al Gözümden Yaşları Gün Gelir adıyla yayınladı. Yani şarkı ikinci kez yayınlanırken biraz da isim değiştirmiş oldu. Ve üçüncü kez bu kez Mustafa Ceceli'nin yorumuyla karşımıza çıktı. Mustafa Ceceli şarkının adını tamamen değiştirdi. Adeta yeni bir şarkıymış gibi force etti. Yaz Bunu Bir Kenara. Evet, şarkının adı epey bir değişti. Aslında bu şarkıda Mustafa Ceceli'nin prodüktörlük zekasını da görüyoruz. Ticari tandansı son derece yüksek olan bu şarkıyı cover performansla yorumlarken Mustafa Ceceli şarkıya özellikle aranjör olarak önemli bir katkı sağlamış. Mustafa Ceceli'nin solist kimliğinin dışında onun başarısındaki en önemli faktörlerden bir tanesinin müzisyen olmasından kaynaklı iyi bir aranjör olması ve bu beraberinde Mustafa Ceceli'ye bir prodüktörlük zekası da katıyor ve dolayısıyla Mustafa Ceceli repertuarlarını oluştururken kendisine yakışacak doğru şarkıyı yerinde seçiyor. Simsiyah isimli şarkıyı hatırlayacaksınız. Bir önceki şarkısıydı ve şarkıda Karadeniz'den izler vardı. Dolayısıyla bu şarkıya baktığımız zaman Yaz Bunu Bir Kenara bir anlamda Simsiyah'ın devamı bir şarkı diyebilirim. Yani burada kariyerde devamlılık açısından doğru bir tercih söz konusu. Şarkının video klibine gelince yönetmen Emrah Özbilen bu video klipte tek plan bir çekim gerçekleştirmiş ve bu devamlılığı da yerinde sağlamış. Ortaya hikayesi olan bir video klip çıkmış. Al gözümden yaşları gün gelir kurutursun. Mustafa Ceceli'nin Yaz Bunu Bir Kenara isimli yeni şarkısı ile birlikte artık bu videomuzun da sonuna geldik. Bir başka videoda yeni şarkıları sizlerle değerlendirmeye devam edeceğiz. Ancak bu videomuzun sonuna gelmişken bir kez daha hatırlatmakta yarar görüyorum. İçeriklerimizle ilgili olarak düşüncelerinizi ve yorumlarınızı mutlaka bizimle paylaşın ve tabii ki kanalımıza abone olmayı unutmayın.